Ruhi Su 1912 yılında Van'da doğar. Birinci Dünya Savaşı'nın o karanlık yıllarında yetim kalır ve Adana'ya çocuksuz bir ailenin yanına gönderilir. O zamanki adı Mehmet'tir. 6 yaşına geldiğinde Fransızlar Adana'yı işgal edip Toroslara doğru büyük bir kaçış başlayınca yoksulluk günlerinin üzerine bir de göç acısı ve kargaşa eklenir. Çukurovalıların kaç kaç yılları olarak isimlendirdikleri o günlerde Ruhi Su türkülerinin en büyük zenginliğini oluşturacak olan Toroslarla tanışır. İnderacı ve Mansurlu civar köylerinde çok güzel türküler öğrenir. Özellikle seferberlik türkülerine yüreğinin ta derinliklerine yerleştirir. Savaş bitip de Adana'ya döndüklerinde daha da yoksullaşan ailenin Mehmet'le ilgilenmesi olanaksız hale gelmiştir. Mahalle arkadaşı Hüseyin'in annesi onu Darül Eytam'a yani Adana Öksüzler Yurdu'na yerleştirir. Sabah oldu, sabah oldu, sigaram yanmaz oldu, sigaramın dumanından gözlerim görmez oldu. ...1926 yılında İstanbul Halıcıoğlu Askeri Lisesi'ne kaydolmak zorunda kalır. Adı artık Mehmet Ruhi'dir. Doktorlara yalvararak çürük raporu almayı başarırsa da müzik öğretmen okulunda yer olmadığı için tekrar Adana Öksüzler Yurdu'na döner. Bir süre sonra Adana Lisesi'ne, oradan da öğretmen okuluna geçer. Avusturyalı Erwix orada keman hocasıdır. İlk klasik batı müziği parçalarını ondan öğrenir. Bu arada ebe hemşire olarak çalışan Sevim Hanım'la evlenir. Bir oğulları olur. Adını Güngör koyarlar. 1934 yılında Ankara Müzik Öğretmen Okulu'na girmeyi başarır. O sene tek hece olduğu ve kolay söylendiği için Su soyadını alır ve adı Mehmet Ruhi Su olur. Öğrenciliği sürerken Ankara Riyaseti Cumhur Orkestrası'nda çalışmaya başlar. Aynı zamanda Ankara Cebeci 2. Ortaokulu'nda, Atatürk Lisesi'nde ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde müzik öğretmenliği yapmaktadır. Biz köy öğretmeni olmak için yetiştirilmiştik. Fakat son sınıfta bize kısa bir süre Ruhi Su müzik öğretmenliği yaptı. Ve Ruhi Su geldikten sonra benim yaşam çizgim değişti. Yani benim çok etkilendiğim insanlardan birisi oldu. O güne kadar köy öğretmeni olmayı düşlerken, buna hazırlanırken, Ruhi Su'yu tanıdıktan sonra müzik öğretmeni olmaya karar verdim ve Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'ne gittim. 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Şan bölümüne geçer. Opera eğitimi devam ederken saz çalmayı öğrenir. 1942 yılında Şan bölümünden mezun olur. Ruhi Su artık 30'lu yaşlarda müzik birikimi olgunlaşmış, genç bir adamdır. Değişik operalarda rol almaya başlar. Operamızın temelinde benim de alın terim bulunduğu için mutluyum. 1941'den 1952'ye kadar Bastien Bastien'le, Fidelio, Satılmış Nişan, Figaro'nun Düğünü, Maskeli Balo, La Bohème, Sevda İksiri, ve Rigoletto gibi çeşitli operalarda oynadım. Aldığım büyüklü küçüklü rollerde başarısız sayılmazdım. Ama yine de asıl sanatçı kişiliğime türkülerle ulaştım. Almanya'dan yeni dönmüş olan Nurullah Taşkıran Bey yetenekli gençlere o zamanki Muskimal Mektebi'nde ücretsiz olarak şan dersleri veriyordu. Ruhi Bey de bunların arasındaydı.
Dostluğumuz orada başladı. Hepimiz büyük bir zevkle, büyük bir aşkla çalışıyorduk. Fidelio operası hazırlanıyordu. Tatbikat sahnesinde. Louis Rocco rolünü oynuyordu, zindancı. Ben de Leonore, yani Fidelio'nun partisini söyleyecektim. Hep beraber çalışmaya başladık. Gayet sıcak, tatlı bir bastı. Nadir bulunan bir ses. Karlı Ebert iyi keşfetmiş. Ve ondan sonra tutuyor buna Fidelio da zindancı rolünü, Rocco'yu veriyor. Rocco da iyi bir adam, gayet akıllı. Kızı oraya sokuyor. Merhametli bir adam, akıllı bir adam. Demek bu Ruyusu akıllı, gayet şey bir insan. Çünkü büyük rejisörler dediğim gibi artistlere, karakterlerine uygun rol verirler. Onlar birbiri psikiyatrdırlar yani. Bilirler. Burada da işte görülüyor. Birlikte oynuyoruz. Çok nazik bir insandı. Hümanistti çok. Hümanist, sosyalist bir adamdı. Ruhisu'nun gördüğü klasik batı müziği eğitimi onun sesini ve müzik anlayışını geliştirir. Müziğin, özellikle sözlü müziğin yapısını tanır. Her duygunun müzikle anlatılabilir olduğunu öğrenir. Opera sahnelerindeki yaşamı devam ederken Ruhisu solcu olduğu gerekçesiyle dönemin iktidarı tarafından operadan uzaklaştırılmak istenir. Bir gün Konsolos operasının provasındayken gözaltına alınarak tutuklanır. Ve görkemli ışıklar altında büyük orkestralar eşliğinde seçkin seyircilere karşı sahnelenen operalar dönemi bir daha açılmamak üzere kapanır. Yıllar boyu sürecek olan siyasi baskıların işaretleri zaten son birkaç yıldır gelmeye başlamış, 1943 yılında hazırladığı radyo programı, Alevi deyişleri ve Alevi nefeslerine yer verdiği gerekçesiyle yayından kaldırılmıştır. Haftanın belli günlerinde, akşam saatlerinde radyoda bir duyuru yapılırdı. Aziz dinleyiciler, şimdi Ruhisu'dan türküler dinleyeceksiniz. Kaçırmadığım bu türküler söz, saz, yorum bakımından o zamana kadar alışılmışlara benzemiyordu. Komünistler, sosyalistler, bilgiciler arasında Ruhisu'nun TRT'de dinleyici isteklerinden türkülerinin okunması için kampanya açılmıştı. Ve bütün arkadaşlar devamlı olarak TRT'ye mektuplarla müracaat ediyor ve Ruhisu'nun radyoda türkülerinin okutulmasını istiyorduk. Bu münasebetle ben Ruhisu'nun ismini duydum. Ve anımsadığıma göre bir veya iki kez de radyodan türkülerini dinledim ve o dev sesine hayran kaldım. Elinde sazıyla Ruhisu, Türk folkloruna çağdaş bir özellik verme doğrultusunda daha da büyük bir azimle çalışmaya başlar. 14 Temmuz 1944 yılında Ankara Halk Evi'nde ilk türkü resitalini verir. Bu yıllarda Aşık Veysel ile tanışır. Aşık Veysel, Ruhisu'yu dağların havasını kentlere taşıyan bir yorumcu olarak niteler. Bu arada Aşık Ali İzzet'le de uzun sürecek olan bir dostluk kurar. Türkiye'de tek parti dönemi kapanmış, özgürlük ve kalkınmadan söz eden Demokrat Parti tek başına iktidara gelmiştir. Çok kısa bir zaman sonra onlar da üslup değiştirmeye, aydınlara karşı tavır almaya başlar. Ruhisu'nun Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki koro çalışmaları yasaklanır. Daha sonra yaşamını birleştireceği Sıdıka Umut da 1945-46 yıllarında aynı fakültede öğrencidir. Tutuklamalar başlar. O vakit TKP'de ben Mehmet Ali Aybar'a bağlıydım. Bir gün Mehmet Ali Aybar beni çağırdı ve bir görev verdi. Yani tevkifat başladı. Ruhi'nin yakalanması söz konusu. Sen Hatay'a git. Ruhi'nin hudut dışına kaçması için bir yol temin et diye
bana bir görev verdi. Ben derhal önce Adana'ya gittim. Adana'dan Hatay'a geçtim. Oradaki arkadaşlarla konuşup Ruhi'nin kaçabilmesi için bir yol tespit ettim. Görevimi yapıp geldim ve Aybar'a raporumu verdiğim vakit lüzum kalmadı, Ruhi'yi yakaladılar diye kötü haberi bana verdi. Çok sıkı takip altında bulunan Türkiye Komünist Partisi ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 11 Kasım 1952 günü sabaha karşı Sıdıka Umut'un evine polisler gelir. Onu 1. Şubeye, oradan da İstanbul'a ünlü Sansaryan Han'a götürürler. Aynı sıralarda Ruhi Su da polisler tarafından tutuklanmış ve Sansaryan Han'a hapsedilmiştir. En alt katındaki hücrelerden birinde 5 ayı aşkın bir süre kalan Ruhi Su ağır işkenceler görür. Tırnakları sökülür. Ruhi Su da uzun zaman orada kaldı. Ben şeyini hatırlamıyorum. Yalnız Ruhi Su geldiği zaman gayet şeydi yani, hırpalanmış, işkence görmüş ki bunu şey de yazdı, Burhan Arpat da yazdı bir yazısında. Ya zannediyorum çamaşırlarını şey yapıyor da bir çarşaf kanlı olarak. Evet. Fakat Ruhi Su o zaman 1951-52 tepkifatı yani çok kötü geçti. Bizi ilk yakalandığı zaman müdüriyetin en aşağı katına atmışlardı. Aşağı yukarıda 80 gün kadar bir kalmış bulunuyoruz. Ondan sonra bizi yukarıya çıkardılar şeysine, esas 4. kata müşteri şeyine çıkardılar, müdüriyetin 4. kata. Orada hücreler de vardı hücrelerinde. Ve hücrelerde ben 7 numaradaydım. Yani o hapishane arkadaşlarının bir araya toplaması ve öyle grup halinde bir devrimci şarkıları söylemesi bizim beni çok şey yaptı, mutlu etti yani. Böyle bir devrimci arkadaş, arkadaşlarının moralinin yükselmesine büyük yardımları olduğuna kanaatim ve bunun için kendisine karşı bir sevgi saygım çok arttı. Ruhi Su zorun, kahrın ve zor günlerin adamıydı. Sömürme, sindirme eylemlerinin karşısına sözüyle, sesiyle, sazıyla çıkıp savaşan büyük insan, sanat adamı ve bir dost. Ankara'dan İstanbul'a Sansaryan Han'ına getirilişini anlatan türkü, bu nasıl İstanbul zindan içindedir? Mahsus Mahal türküsünü ise Sıdıka Umut için tabutluk diye bilinen hücrede hazırlamıştır. Sansaryan Han'ında doğrudan doğruya hücrelere konulduk. Ve Ruhi Sansaryan Han'ın alt katında olan, altı lağım olan bir hücreye konuyor. Bu nasıl İstanbul zindan içinde? Kayboldu bu derdi gecem gündüzüm. Mısralarını düşünüyor. Ve o hücrede bu türküyü hazırlıyor. Oradan Harbiye Askeri Cezaevine gönderilirler. Merkez Kumandanlığı Cezaevinde 167 kişidirler. Ruhi Su tanınmaz bir haldedir. Her ikisi de 141. maddeden yargılanarak 5 yıl hapis, 20 ay gözetim altı hükmü giyerler.